Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'nin ve dünyanın en pahalı restoranında en pahalı yiyecekleri ve yemekleri deneyeceğiz. Yanımda kankalarım ve kardeşim var. Merhaba. 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 Kardeşim Ece. Merhaba. Evet, şimdi sizinle beraber arkadaşlar parası öyle bir yüksek fiyattı ki yani inanamazsınız Dolar. servetimi verdim yani inanamazsınız sırf sizin için var ya püh. Hiç böyle bir şey yapmak istemiyordum ve yaptım. Neyse arkadaşlar şimdi biz restoranı da tanıtacağım şimdi size. Burayı açamıyoruz çünkü yetkililer bize kızdı. Yani video çekeceğimiz falan söyledim ya. Orayı açmayın dediler. Orada kıyafetler var dediler. Şimdi size tuvaleti göstereceğim. Tuvalet de böyle acayip lüks. Baksanıza şu duvar kağıdına. Ha bu arada arkadaşlar bize bu imkanı sunan Cenk ve Abdülhamit Bey. Le Sizleri çok tanıştım. teşekkür ediyoruz. Her neyse arkadaşlar şimdi biz yani bu lüks Evet arkadaşlar ben de biraz konuşma gerilli olduğu için yanlış söyledim. Restoranda yani balkonda yiyeceğiz. Biz özel bir yerde yiyeceğiz. Normalde burada inanılmaz zengin Amerikalılar falan yiyor. Neyse arkadaşlar. Çok gülüyor benim arkadaşlarım. Birçok hocam şimdi. Bu arada ilk öncelikle birilerine teşekkür etmek için şu tarafa gelelim. Cenk ve Abdülhamit Bey'e tekrar teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çünkü bu restoranı bizim için bugün ayırttırdıkları için çok teşekkürler Cenk ve Abdülhamit Bey. Evet, çok minnettar kaldık. Siz niye susuyorsunuz ya? Konuşmaya zaman ayıramıyoruz ki. Her neyse ya. Abla sen uzatmasana ya. Girek şu içeriye artık. İyi hadi girek. Yalnız bir dakika ben diyetteyim de bana pek kalorili şeyler getirmeseniz olur. Salata yiyeceğiz zaten o. Şaka yapıyorum ya. Bilmiyorum zaten bunların içine sağlıklı şeyler koyuyorlar. Yani diğer restoranlar gibi her bulduklarını atmıyorlar ki içine. Yani burası çok lüks bir restoran Benim bunu biliyorsun. bildiğim bir restoran vardı. Bir arkadaşımın babasının kuzeninin amcasının He. restoranı. Bir dönerci çalıştırıyorlardı. Dönerci de adam bir gün tavuk dönerini olduğu kutuya tuvalet diye tuvaletini yapmış. O yüzden pek ben de restoranlara güvenemediğim için buraya çok güveniyorum. Çok teşekkürler. Yani bunu öğrendiğim iyi oldu. Bizim okuldaki tuvalet yerinde çöpün içinde tuvaletini yapan çocuklara benzemiş. Her neyse. Evet, şimdi artık biz içeri mi geçsek? Yani ben burada konuşmaktan çok şey yaptım. Bunaldım artık. Gel ya şuraya. Bence de. Her neyse arkadaşlar burada gülmemeliyiz aslında. Uy nasıl giymiş ya bunlar şunların üstüne bak burası tam bir böyle zenginlerin geldiği yer bunlar fakir mi? Püüü size. Yalnız iPhone 13 kullanıyorsun, ben 14. Çaktı. Bana ne ya? iPhone 13 mi kullanıyordu lan? Herhalde. Evet arkadaşlar buradaki asansörle beraber bu ne ya? 462 yazıyor. Her neyse bu ne? Durun şunu çok denemek istiyorum. Bu ne? Aa. Oradan Hey. ışık ayarlayabiliyorsun canım. Ben zengin olduğum için biliyorum bizim evde de var. Arkadaşlar şu yüzüğü çalsak mı? Şaka yapıyorum ya. Ya bizim yerimize... yetkililer gelebilir mi? Şu ne yani? Burada birileri mi evlendi de yüzük bıraktılar? Yani bu ne saçmalık böyle? Aa özür dilerim efendim. Önceki gelenler burada yüzüklerini unutmuşlardı yani. Çok pardon. Ben hemen alayım bunları. Bu içecekler yani bu içecek kaseleri falan temiz isterseniz bunlar kalsın. Bize yeni bir tane daha getirseniz. Evet ya daha iyi olur yeni getirseniz. Ben biraz hijyenikim de. Yani bunlara birisi falan içmedi mi? Yani ayıp yani yenileyin ya kardeşim ya.
Hayır hanımefendi, şöyle oldu Yani içi şimdi. tozlanmıştır. Hayır hanımefendi, şöyle oldu. Bir tane zenginler biliyorsunuz ki bu restorana geliyorlar. Yani dünyanın en pahalı restoranına geliyorlar. Ve ondan sonra burada bardakları falan bırakıp evlendikten sonra yüzüğü falan bırakıp gidiyorlar. Biz bunları almayı unutmuşuz. Burayı size özel yapmayı unutmuşuz. Efendim bir şey diyebilir miyim? Hiç misterimiz geldi mi buraya? Tabii ki dünyanın en ünlüleri herkes yani geldi. Enes Batur bile geldi buraya. Enes Batur. Tamam. Abartmayın bence. Neyse. Hanımefendi ne abartması be. Acıktım. Evet, şimdi buraya iki kişi, buraya iki kişi oturma kuralımız var bizim. Tamam. Ben şöyle baş köşeye oturacağım. Şimdi ben abla olduğum için buraya oturayım, sen oraya oturacaksın. Hayır. Ya. Ne yapıyorsun Hülya ya? Ne kardeşsiniz ama bana ne ya? Hayır ama bir dakika. Hayır şöyle oturacağız. Kardeşler buraya, büyükler buraya. Bir dakika. Senle ben aynı yaşıttayız biliyorsun değil mi? Evet ama yine de benim bir kardeşim var. Sen kardeşimle beraber otursana. Azra ablayla biz aynı denge geliyoruz bu arada. Hayır. Ya gel şuraya Azra. Kavganızı bıraksanız mı diyorum. Hülya buraya oturacaksın. Bay Dondurma Bey, ne zaman yemek yiyeceğiz? Bir iki dakika yemekleriniz hazırlanacak. Ne Sonunda. istersiniz? Menünüzü var mı acaba bir zahmet? Allah razı olsun, ben şuraya geçeyim de bu kurtulabilir miyiz? Şimdi menüyü arkadaşlar unuttunuz mu? Menüyü söylemeyeceksiniz. Biz burayı puanlamaya geldik. Yani hatırlatmak isterim. Biz buraya puanlamaya geldik ve puanlamak için Her tüm şey, yiyecekleri istiyoruz. her şeyi verin bize. İçecek Yalnız dışında. detoks suyu da alabilir miyim? Hatta isterseniz kendinizi bire verin yani o kadar açız. Hanımefendi biraz fazla mı abarttığınızı anlamadım ama neyse. Sizde detoks suyu mu? O ne lan? Ha doğru şey dedim. Yani ben fit bir kadınım. Tamam. İçim fit getireyim size. İçim fitin içinde %1 kalori var olmaz. %0,0 kalorili güzel bir detoks suyu lazım bana. Yani burada da vardır sanıyorum. Hanımefendi siz mikrop musunuz? Daha kalori alacaksınız. Bu nedir be ya? Ya size Bir isterseniz dakika. zayıflama çayı getireyim. Yani bana çok mu zayıf demek istiyorsunuz? Hayır. Ne kadar reza... Ne kadar rezalet bir restoranınız var. Neyse biz bu Arkadaşlar siz puanlamaya burada geldik. ne yapıyorsunuz? Beni rezil ettiğiniz yemin ediyorum. Benim kardeşim bile sizden daha akıllı yeminle. Şunu bir yap. Bir dakika benim yüz ağzı basınca kaçacak. Neyse bize tüm menüleri ne varsa getirin tamam mı? Yani hangi yemekler varsa getirin bize tamam Peki. mı? Yalnız senin kafandaki şu Çubuk mu? Civciv. Evet, yemekleriniz geldi. Bir dakika, neden bu kadar az yemeğimiz var? Yani neden bu kadar az yemek var? Yani bir de bisküvit farola istemiştim ben. Hanımefendi, burası normal gördüğünüz restoranlar gibi değil. Buraya çok az kişi geliyor. Yani gördüğünüz gibi girişte sadece bir Bir kişi şey var. diyebilir miyim? Doritos cıbın var mı? Hanımefendi, burası lüks bir restoran ve tüm yiyeceklerimiz bu kadar. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Neyse edelim bari ne yapalım. Neyse. Siz meyve salatası istemiştiniz değil mi? Evet. Alın size meyve salatası. Çok şükür. Bir dakika oraya koyayım. Tamamdır hanımefendi. Hepinizinkine koydum. Şimdi bundan istemiştiniz değil mi? Siz zayıf olmaya çalışan hanımefendi. Ben zayıf olmaya çalışmıyorum. Fit bir kadınım. Canım benim. Dondurma bey. Her neyse. Ben size Burada dondurma içeceklerinizi bey. Size koyayım. bir şey diyebilir miyim? Deyin. Hani Keloğlan'ı biliyorsunuz değil mi? Evet. Orada bir tane sinek diye bir karakter Evet. var. Oradaki de kız ve pembe versiyonuna benzemeniz Halis mi? Evet Halis Hanım efendim. Tamam. Allah'ım şunları kurduracağım bak görüyorsunuz şunu siz.
Evet arkadaşlar, şimdi biz yemekleri sipariş ettik. Yalnız Az bir tane benim az meyve varmış. salatam nerede? Şurada bak, önüme koymuş. Ya arkadaşlar hiç konuşmuyorsunuz. Birazcık konuşun yani. Bir ben konuşuyorum yeminle. Yine. Ya senin kardeşin hiç konuşmuyor. Ece hiç konuşmuyor. Bu arada Ece'nin arkadaşlar bir tek isim yok. Bir sürü isim var. Sayayım isimlerini. Ece'nin isimleri şöyle. Melis, Ece Naz, Adası Naz. Böyle bir sürü ismi var. Ailesi bütün akrabaların isimlerini koymaya çalıştığı için böyle uzun bir isim ortaya çıkmış. Ya sanki Türkiye'de yaşayan ve tüm akrabaların söylediği isimleri koymuş isimleri olan bir tane adam mı sanki benim kardeşim ya? Benim kardeşim biraz şu an lüks bir restorana geldik, algılamaya çalışıyor. Hayatında hiç gelip. Neyse ben artık detoksta da tam yiyeceğim, yeter artık. En al bence. Neden herkes susuyor ya? Konuşulsana. Bakın benim kardeşim şu an algılamaya çalışıyor. Yani bir durum, etrafındaki yani sesleri algılayamıyor anladık, da. Anladık, senin kardeşin konuşamıyor. Benim kardeşim konuşamıyor değil. Ece bir konuş bakayım. Şu abla ne var ya? Yarım saattir sizi dinliyorum. Bir saattir şey söylüyorsun. Sen niye benim hakkımda kötü şeyler söylüyorsun ya? Ya Ece bak. Yeminle sinir etme beni. Bir çakarım şöyle yeminle. Görürsün ha. Niye herkes sustu ya? Tıp mı oynuyoruz kardeşim? Salatamı yemeye devam edelim. Ne dedin? Yok bir şey. Evet herkes yemeklerini alsın, bir denesin gayrım. Evet arkadaşlar. Yalnız ben Hülya'nın tamamen bir şey almış olabilirim ve tadı çok güzeldi. Elmalı pasta beğendim. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Hülya al, ben de paylaşayım sana. Ay çok güzel, çok kötü bir şey unuttuğumu fark ettim. Arkadaşlar bu arada bu yemeklerin isimlerini de sayayım. Ben hiç yemeyeceğim bir şey balıklı, böyle tatlı gibi bir şey. Balıklı börek gibi bir şey. Aynen. Etli börek gibi. Burada makaronlar var, burada çok güzel tatlılar. İşte fit salatası. Burada şu ne var? Ya sen yerime oturur musun? Varsa öyle çilekli milekli bir şey. Çilekli marshmallow var. Marshmallow. Bir de böyle havuç suyumuz var. Altından yapılmış. Neyse ben içeceğimi yemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, biz bence yemeğimizi yiyip gelelim çünkü bu konuşmalar bayağı bir artacak. Bir dakika durun, bir şey diyeceğim. Yani sen neden ablamın yanına geçmek için, yani kardeşin falan kaç kere benimle uğraştın, benden istediğin ne kardeşim? Yalnız bisküvi. Evet arkadaşlar, biz yemekleri yedik, içeceklerimizi içtik. Yani ben beğendim ama yani böyle sanki garip, böyle garip bir tadı vardı. Yani ben hiç böyle bir şey alamadım yani yediğim yemekten. Yani ben de bir haz alamadım. Bir de böyle lüks restoranlarda genellikle porsiyonu az verdikleri için ve biraz daha zayıflama yönelik detoks şeylerine önem verdikleri için çoğu insan buraya gelmiyor, zengin olsa da olmasa da. Ya var ya, bence hiç anlamı yoktu yani, verdiğiniz paraya yazık. Çünkü yani hiçbir şey yoktu. Yani bakkaldan alsam meybus 1 TL'ye, yani 1000 basar. Anladın ama mı? Yani porsiyonları az olabilir ama tatlarını ben açıkçası beğendim. 10 üzerinden 8 veriyorum. Restorana da 10 üzerinden yine 7 ya da 8 veririm ben. Ama çok da kötü diyemeyiz yani. Yani çünkü çok güzeldi. Yemekler bayağı bir iyi olmasa da çok güzeldi yine. Ece sen ne düşünüyorsun? Bir dakika, Ece'den önce ben konuşabilir miyim? Şimdi arkadaşlar ben yani sevdim yemekleri de, yani bilmiyorum, balıklı börek yapmaları bence biraz garip olmuş. Her neyse. Buranın sarımsaklı dondurması meşhurmuş, biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, yani ben böyle yediğim yemeklere hiçbir şey koymamışlar resmen. Ben bir tane tat alamadım. Hülya'nın dediği gibi bakkaldan 5 liraya bir tane meybuz aldığımızda buna 1000 basar ama. 5 lira sadece. 5 lira. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var.
Cücüğüme yemek verdiler. Şimdi bak bunu atladım sanmayayım. Cücüğüme yemek vermeliler yani. Ben buna karşı ne yapayım? Ece zaten hiç hayvanlarını düşünmüyor da. Ben o zaman arkadaşlar ben de Ece'nin hayvanları söyleyeyim. sokakta yaşarsa aynı şey. Neyse. Şimdi ben restoranı yani beğendim. Gayet etrafta altın böyle şeyler falan vardı. Ben çok sevdim. Altın avuç suyu. 9 veririm restoranta ama yemekler neyse 5 falan zor veririm. Ece sen ne düşünüyorsun? Şimdi abla bana hiç konuşma hakkı vermediğiniz için ben biraz kırıldım ama neyse. Ben de ablamın düşündüklerinin aynısını düşünüyorum. Yani hiç tadı falan yoktu, ben inanamadım. Bu nasıl bir şeydir ya? Her neyse ben yemeklere 6 puan veririm. Restorana ise 8 puan veririm abla. Şu oyuncağında. Her neyse. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bitmiştir. Hepinize... Bir daha biz video çekmeyelim. Hemen Soft Rüyam kanalına abone oluyorsunuz. Dur bir dakika, yoksa hala abone tuşuna gitmiyor mu? Adım hemen. Hemen dedim, yoksa bu elimdeki şeyi neyse. Abone ol. Görüşürüz. Abone.